Selamun aleyküm cümleten. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz? Aleyküm selam, hoş gelmişsiniz. Heyecan var mı? Yok, heyecan yok. Ne konuşalım? Matematik, coğrafya, vallahi kimya? Ne sorarsan sor, ben cevap vereyim. Biri dörde bölebilir misin? Dördü böyle ikiye böleyim. Biri. He, iki yapıyor. Nasıl iki oluyor? Nasıl yapıyor? Isınmaz. Bir dakika dur, ısınma hareket. Biri dörde böl. Biri dörde böleyim. Dört yapıyor. Hele iyi düşün ya. Bir oluyor. Olmaz. Bir, dörde böl. Bölünmüyor ki. Nasıl bölünmüyor? Dörde bölünür. Sıfır, sıfır 25. Ha, sıfır oluyor. Sıfır 25 oluyor. Ha, sıfır 25 oluyor, evet. 50 senti nasıl şeye bölüyorsun bir euro? Ha, 25 oluyor. Bir euro ikiye böldüğünde 4 oluyor. Amca matematik zayıf. Heyecan gitti mi? Heyecan yok. Peki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Sizi bir tanıyalım. Ben Nurettin Eser. Sene 84'te buraya gelmişim. 92'de bizim yaş kaç? Yaş 66 doğumluyum. 56 yaşındayım. Memleket? Memleket Elazığ Karakoçan Yüzev köyündeyim. Köyden gelmeyiz. Ondan sonra buraya geldik 84'te. Bu camide 93'te 94'te kuruldu. Ondan sonra 94'te beri ben bu caminin üyesiyim. Bu caminin cemaatindeyim. Maşallah, sizi tebrik ediyorum değerli kardeşim. Şimdi sabahtan beri Iğdırlılarla sohbet ediyoruz. Bir Elazığlı kardeşimizi burada görmek, Ehl-i Beyt dostu olarak görmek çok sevindirici bizim açımızdan. Allah razı olsun. Burayı nasıl keşfettin, nasıl kazandınız, Ehl-i Beyt mektebine nasıl girdin? Anlatabilir misin? Evet, anlatayım size. Ben buraya sene 94'te dedim, geldim buraya. Araştırdım. Araştırdım. Hocaları sordum. Ehl-i Beyt hakkında araştırma yaptım. Baktım ki gerçekten masumdular. 14 imam masumdur. Bunlar hakarete uğramışlar. Ben de biraz haka yanayım daima toplumlarda. Onun için ben bu yolu seçtim. Ondan sonra bu yolu seçtikten sonra daha da araştırmaya girdim. Yani namaz konusunda, oruç konusunda, zekat konusunda, din konusunda baktım. Gerçekten Ali Hak'tır. Ondan sonra bu yolu takip ediyorum 94'te beri. Kerbela'ya, Meşhed'e gittim. Kerbela'ya gittim. Meşhed'e gitmedim. Allah nasip ederse Meşhed'e de gidiyorum. Ondan sonra iki sefer de hacca gitmişim. Yani elhamdülillah çok şükür bu yolu seçtim. Çok memnunum. Çok yani bildiğin gibi değil ben. Çocuklarıma da anlatıyorum. Allah niyetinizi kabul etsin. Peki Ehl-i Beyt Mektebi'ne daha fazla kardeşlerimizi kazandırmak için neler yapması lazım? Neleri takip etmesi lazım? Neleri okuması lazım? Şimdi Ehl-i Beyt'i takip etmek için, daha taraftar olmak için daha da biz iyi olalım ki onlar bize bakıp şey olsunlar yani. Örnek alsın. Örnek alsınlar bize. Ondan sonra daha da temiz bir ahlakla. Zaten Ehl-i Beyt temiz bir ahlak yani. Zaten en çok bu ahlak üzerinde, eğer sen bakarsan ahlak şeyinden çok insanlar dönüyor. Yani şimdi bizim bu Elazığlılar nerede baksa 500-600 kişi bu son dönemlerde Ehl-i Beyt'te. Hepsi Denak'ta mı? Hepsi Denak'ta. Allah razı olsun. Hocamız vardı ya. Avcı hocalar rahmet eylesin. Mescid'e şehit oldu. Ondan sonra onun sayesinde nerede baksa şimdi 1000 aile var burada. Acaba kaç çocuk var? Bende 5 çocuk var. İsimleri nedir? İsmi Adem Kerem, oğlan 2 tane. Hatice, Sena, Zeynep kızdırlar. Peki, Allah bağışlasın değerli kardeşim. Sizi aramızda görmek bizi sevindiriyor. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sakalyan Camisi'nde de çek. Ben de oradaydım. Gördünüz mü? Gördüm, evet. Ben sizin problemine geldim. Problemi sonuna kadar seyrettim. Oradaydım. Allah daim etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki buradan Elazığ'a, kendi köyünüze, memleketinize neler söylemek istersiniz? Var mı orada da Ehl-i Beyt dostlarımız? Yok, da bizim o çevrede
bu Ehl-i Beyt şeyinde daha bilgileri yok aslında. Köyünüzde var mı? Kurdunuz mu Ehl-i Beyt camisi, mescit, yok, mektep? Yok. Ben bazen anlatıyorum. Biraz bana ters tepki veriyorlar ama ben bu ters tepkiye de temiz bir ahlakla onlara cevap veriyorum. Başka ne diyeyim? Böyle birden olmuyor. O adam da bir anda kendi açısında haklıdır. O adam gözü açar açmaz annesinde babasında dini böyle öğrenmiş. Biz onlara bir şey diyemez ki. Onları ancak temiz bir ahlakla, anlatmayla inşallah onlar da Allah'ın şeyine geliyorlar yani. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Bitti mi heyecan? Bitmiş, heyecan bitmiş. İtersen. Şimdi bırakmıyorum, mikrofonu ben bırakmıyorum. Eyvallah. Çok sağ ol.